Yeniden merhaba değerli izleyenler. İmece'de bugüne Yeşil Bülten'le devam ediyoruz. Gaziemir'deki eski kurşun fabrikasının radyoaktif atıklarının temizlenmesi konusunda İzmir Valiliği ÇED gerekli değildir kararı vermişti. Bu kararla ilgili süren davadan önemli bir ayrıntı. Valiliğin ÇED'in gerekli olmadığına yönelik kararı mahkeme tarafından iptal edildi. İzmir'in Çernobil'i olarak bilinen eski kurşun fabrikası davasında önemli bir karara imza atıldı. İzmir Valiliği bahçesinde 10 bin metreküp radyoaktif atığın gömülü olduğu fabrikaya ÇED gerekli değildir kararı vermişti. İkinci İdare Mahkemesi valiliğin bu kararını iptal etti. Mahkeme, atıkların nihai bertaraf işlemi için ÇED sürecinin işlemesi gerektiğine dikkat çekti. Kurşun fabrikasındaki atıkların radyoaktif olduğu 2007'de Türkiye Atom Enerji Kurumu tarafından tespit edilmişti. Ancak çevresinde yerleşim birimlerinin yer aldığı saha temizlenmemişti. Geçtiğimiz yıl atıkların ayrıştırılması açıklanmış, bunun içinse ÇED gerekli değildir kararı verilmişti. Şimdi buna ilişkin bir değerlendirme alacağız. Mahkemenin nükleer atık davası ile ilgili kararını yorumlamak üzere avukat Arif Ali Cang'ı telefon attığımızda. Sayın Cang'a hoş geldiniz yayınımıza. İyi yayınlar diliyorum. Sayın Cang'ı hemen nasıl değerlendirirsiniz bu kararı? Bunu sorarak başlayalım. Şimdi Gaziemir'de ortaya çıkan radyoaktif atıkların Türkiye'nin tehlikeli atık ve radyoaktif atıklar yönünden ne kadar güvensiz bir ülke olduğunu gösterdiğini belirterek başlamak istiyorum sözlerime. Diğer yandan nükleer santral yapılması gündemde olan bir ülke olarak henüz daha nükleer santralımız yokken nükleer atıkların nükleer santral atıklarının ülkemizde bulunması ve kaçak yollarla gelmiş olması daha başka yönden düşündürücüdür. Yani nükleer santral olduğu zaman ne halde olacağımızın bir göstergesidir. Gaziemir'de haberde geçtiği gibi Gaziemir'de 1940'lı yıllardan beri çalışan bir kurşun fabrikası var. 2010 yılında faaliyetine son verdi. Kurşun fabrikasının kendi kurşun atıkları varken 2007 yılında İzaydaş'a giden tehlikeli atıklar içinde radyoaktif kirlilik tespit edilmesi üzerine alanda yapılan inceleme sonucu Türkiye Atom Enerjisi Kurumu tarafından fazla miktarda radyoaktif kirliliğin tespit edildiği, bunun da nükleer santrallarda yakıt çubuğundan ortaya çıkan bir atıktan ortaya çıktığı belirtilmiş idi. 2007 yılında bu ortaya çıktığı halde ve devletin ilgili kurumlarının tamamı haberdar edildiği halde bölgede yaşayan insanlar, İzmirliler kamuoyu bilgilendirilmeden bu gizliliği tutulmuş ve 2012 yılında Aralık ayında Radikal Gazetesi'nden Serkan Ocağan İzmir'in Çernobil'i başlığı haberine kadar bundan İzmirli habersizdi. İşte bu noktadan sonra aslında bir süreç başladı. Bu süreçte bir yandan şirket yetkilileri hakkında ceza davasının açılması, diğer yandan kamu görevlileri hakkında soruşturma açılması için çabalar, bir diğer yandan da atıkların bilimsel yöntemlerle zararsız bir şekilde ayrıştırılması ve temizlenmesi yönündeki çabalar. Geçtiğimiz günlerde anımsarsanız şirket yetkilileri hakkında İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi ara depolama lisansı aldıkları gerekçesiyle beraat kararı vermişti. Karar temiz edildi. Yargıtay'dan ne çıkacak onu bekleyeceğiz. Kamu görevleri hakkında soruşturma izni verilmedi. Ona ilişkin Anayasa Mahkemesi'ne bireysel başvuru yaptık. Anayasa Mahkemesi ne diyecek onu bekliyoruz. Bu arada geçtiğimiz yıl atıkları temizliyoruz diye bir haber çıkması üzerine yaptığımız araştırma sonucunda bir atık ayrıştırılması ve bertarafına ilişkin bir proje olduğunu gördük. Ama projeye ilişkin sorduğumuzda İzmir Valinin ÇED gerekli değildir karar verdiğini öğrendik. Bunun üzerine dava açmıştık. Buradaki bizim amacımız, baştan söylemek istiyorum, atıkların bertarafını geciktirmek değil, bilakis bir an önce atıkların temizlenmesi ve bertarafını istemek. Ancak bunu yaparken bilimsel yöntemlerle, zarar vermeyecek yöntemlerle yapılmasını arzu ediyoruz. Bunun takipçisiyiz. Çünkü ortada olan bir radyoaktif kirlilik, radyoaktif kirliliğin bertarafı ve ayrıştırılması
özel bilimsel yöntemlerle yapılması gerekir. Bunun için de çevresel etki değerlendirmesi yapılması gerekir. İzmir Valiliği çok basit bir işlemmiş gibi ÇED gerekli değildir karar vererek işi savuşturmuş. Alanda yapılan gözlemlediğimiz ayrıştırma işlemi de bir hafriyat işleminden farkı olmayan bir işlemdi. Çalışan işçilerin yüzünde maske bile yoktu. Dumanın içinde kaldı, tozun içinde kaldıkları zaman tişörtlerini çıkartıp burunlarına sarıyorlardı. Böyle bir ayrıştırma işlemi yapılıyor idi. Mahkeme durumu değerlendirdi ve bu nükleer atık ayrıştırmasıdır. ÇED yönetmeliği gereğince ÇED yapılması gereken projelerdendir dedi ve iptal etti. Peki Sayın Cangı, şunu da sormak isterim efendim, tam da bu noktada bilimsel yöntemlerle bu çalışmaların yapılmasının özellikle altını çiziyorsunuz siz. Şimdi bu çıkan karara da baktığımız zaman süreç bu yönde umut verici mi? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl devam edecektir? Şimdi bu Türkiye'de ne yazık ki bu tür süreçlerin olumlu işleyebilmesi kamuoyu desteğine bağlı, kamuoyunun duyarlı olmasına bağlı. Biraz bize bağlı, kamuoyuna bağlı. Çünkü daha önce yürütmeyi durdurma kararı vermişti mahkeme aynı gerekçeyle. İzmir Valiliği duruşmada da temsilcisi ifade etti. Biz temizliyorduk ama bu dava yüzünden, bu karar yüzünden temizliği bıraktık, temizleyemez olduk gibi bir algı operasyonun içine girdi. Yani sanki temizlenmesine engel oluyormuşuz gibi. Biz istemezlikçiyiz onların deyimine göre ve temizlenmesine engel oluyoruz gibi bir algı yaratmaya çalışıyor. Oysa öyle değil. Temizlik denetimli olsun, bilim insanlarıyla denetlensin, halkın katılımıyla olsun. İşte bunun için de ÇED sürecinin, hiç olmazsa ÇED sürecinin işletilmesi gerekiyor. Ama idare ÇED sürecini dahi işletmek istemiyor. Çünkü ÇED sürecinin işletilmesi demek bir yandan halkın katılımı toplantısı, bir yandan komisyon toplantısıyla ve kamuoyunun gözünün önünde olacak bir işlem olduğu için bir nebze denetime açık olacak. Bilim insanların denetimine açık olacak, halkın denetimine açık olacak. Bunu istemiyorlar çünkü daha önce zaten 2007'den beri 2012 yılına kadar gizlediler. 2012 yılından ortaya çıktıktan sonra da sürekli olarak Türkiye Atom Enerjisi Kurumu bir yandan İzmir Valiliği bir yandan Çevre Bakanlığı olayı hafifletmek için, basitleştirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Daha önce Türkiye Atom Enerjisi Kurumu buradaki atıkların nükleer santral atığı olduğunu kendisi tespit ettiği halde ve bunun zararlı bir atık olduğunu ve temizlenmesinin özel yöntemlerle yapılması gerektiğini, bundan sonraki işlemlerin mutlaka kendi kontrolünü yapılmasının gerektiğini söylediği halde şimdi burada bir tehlikeli bir durumu yok. Nükleer atıktan çıkan bir atık değil, nükleer santral atığı değildir gibi hafifleten açıklamalar yapmaya başladı, yazışmalar yapmaya başladı. Yani şunu demeye çalışıyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili idareleri, bu işten sorumlu olan Çevre Bakanlığı'ndan İzmir Valiliği'ne kadar, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu'na kadar bu işi gizli tutmaya çalışıyorlar. Kamuoyundan gizlemeye çalışıyorlar. Bu mahkeme kararının uygulanması ÇED sürecinin başlatılmasını gerektiriyor. ÇED sürecinin başlatılması da kamuoyu denetimi ve bilimsel denetimin denetimle bu ayrıştırma işleminin yapılmasını sağlayacak. Diğer yandan bu sürecin açık ve şeffaf yürütülmesi, kamuoyunun gözünün önünde yürütülmesi, bu atıkların nereden, hangi yollarla, kimler tarafından getirildiğine dair de bir bilgiye ulaşma şansı verecek. Çünkü ortada kocaman bir soru var. Nükleer santral atığıysa, Türkiye'de sınırlar için nükleer santral yok ise bu atıklar yurt dışından geldi. Bir nükleer santraldan geldi. Hangi yollarla geldi? Hangi yöntemler uygulandı? Kimler bundan sorumlu? Bunun ortaya çıkması lazım. Evet, bu soruların da yanıtlanması gerekiyor. Peki Sayın Cangı, çok teşekkür ediyoruz. Tüm katkılarınız için, ben teşekkür ediyorum. Yapılan açıklamada belirtildiği gibi İzmir Valiliği'nin derhal bu işletmeye ilişkin, projeye ilişkin ÇED sürecini başlatması gerekiyor. Dava kesinleşsin, karar kesinleşsin diye uzatmasının bir anlamı yok. Yasal olmaz. Yasaya aykırılık söz konusu olur. Çünkü İdari Yargılama Usulü Kanunu 28. maddesi çok açık. 30 gün içinde uygulanır der. Yürütmeye durdurma kararları ve iptal kararları. Bu mahkeme kararının uygulanması da sadece şu anda ÇED'siz yürütülen faaliyetin durdurulması değil, aynı zamanda ÇED sürecinin derhal başlatılması gerekir diye buradan uyarı yapıyoruz. Peki, bir kez daha teşekkürler bu çağrınızı bizimle de paylaştığınız için.